Ar mısın Turan yeğle? Sözüme başlamadan önce 27 Aralık Cuma günü Almatı'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, Allah'tan sabırlar dilerim. Sevgili Türkiye Türkü, son günlerde Türk dünyasının kanayan ve kanaması bir türlü durdurulamayan yarası Doğu Türkistan'la ilgili Türkiye'de oluşmaya başlamış olan şuur, gerçekten çok ümit verici. İHA'nın önderliğinde pek çok sivil toplum kuruluşunun da katılımıyla çok sayıdaki şehrimize gerçekleşen sessiz çığlık yürüyüşleri gerçekten muhteşemdi. Böyle bir etkinliği düşünen, vesile olan, hayata geçiren, katılan kim varsa Allah hepsinden razı olsun. Bundan sonra Türkiye'de Doğu Türkistan'a olan ilginin daha da artacağını tahmin ediyor ve ümit ediyorum. Ancak Türkiye'de yükselen Doğu Türkistan sesleriyle birlikte son zamanlarda anlamsız şekilde yaygınlaşmaya başlayan Doğu Türkistan halkını tanımlamadaki bazı yanlışlar var. Bu yanlışlar öyle yanlışlar ki katil Çin'in ekmeğine yağ sürecek cinsten. Türkiye'de Doğu Türkistan'la ilgili yükselmeye başlayan sesi asla küçük görüyor olmak anlamına gelmemek kaydıyla çocukluğundan beri Doğu Türkistan davasının içinde olan bir kardeşiniz olarak ama haddim olmayarak bazı uyarılarda bulunmak durumundayım. Bu uyarıların bazıları bir miktar sert olabilir. Bundan dolayı şimdiden anlayışınıza, sabrınıza ve affınıza sığınırım. Sözüm var, başlasın. Ben Oğuz Doğan. İlde kalan izim var. Kuldan korkmaz gözüm var. Ruhsat etsen ey halkım, benim de bir çift sözüm var. Öncelikle Türkistan'ın neresi olduğunu kısaca hatırlayalım. Hazar Denizi'nden Çin Seddi'ne kadar olan geniş coğrafyaya Türkistan diyoruz. Ruslar ve Batılılar oraya Ortasya deseler de biz Ortasya sözünü kabul etmiyor, orayı her daim Türkistan diye adlandırıyoruz. Doğu Türkistan ise adından da anlaşılacağı gibi Türkistan'ın doğusu, yani Kazakistan'la Çin Seddi arasında kalan bölge. Doğu Türkistan olduğuna göre bu Türkistan'ın bir de batısı olmalıdır, değil mi? İşte Batı Türkistan dediğimiz yer bugün Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi Türk cumhuriyetlerini barındıran bölge ve Allah'a binlerce şükür olsun ki Batı Türkistan 1991 yılından beri özgür. Doğu Türkistan halkını tanımlarken Türkiye'de son zamanlarda yoğun halde ve modaya dönüşmüş şekilde yapılmakta olan hatalara gelecek olursak. Doğu Türkistan'da yaşayan milyonlarca Müslüman. Müslüman bacılar, Müslüman kardeşler, çocuklar orada zulüm görüyor. 1 ya da 3 milyon arası Müslüman toplama kamplarında tutuluyor. Evet, bu yapılan zulüm Müslümanlara yapılıyor. Sadece Doğu Türkistan'a yapılmıyor. Doğu Türkistan'da Müslümanlar öldürülüyor. Müslümanlar Çin gavurunun zulmünü altında. Doğu Türkistan'daki Müslümanların... Bu ne demek? Doğu Türkistan'daki Müslümanlar ne demek? Onların bir adı yok mu? Oradaki insanlara soydaşlarımız veya Türkler diyecek olsanız, dinimizin herhangi bir kuralını ihlal etmiş olduğunuzu mu hissedeceksiniz? Söz gelimi Filistin'deki Araplara Araplar dediğiniz zaman kendinizi günah işlemiş hissediyor musunuz? Doğru, Doğu Türkistan'daki bütün Türkler, yani Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler ve Tatarlar Müslümandır. Çin onların bilhassa Müslümanlıklarına saldırıyor, doğru. Kadınların başörtüleriyle, erkeklerin sakallarıyla uğraşıyor, doğru. Ramazan'da onların oruç tutmalarına izin vermiyor, doğru. Oruç tutanların zorla oruçlarını açtırıyor, doğru. Camilerimizi yıkıyor, doğru. Açık olan camileri de oraya giden insanları fişleme aracı olarak kullanıyor. Doğru. Ama Çin, Doğu Türkistan halkına Müslüman olduğu için zulmetmiyor ki, Türk olduğu için zulmediyor. Hemen hiddetlenmeyin lütfen. Anlatacağım. Doğu Türkistan'da nüfusu neredeyse oradaki bütün Müslüman Türklerin toplamı kadar olan başka bir Müslüman topluluk daha var. Dunganlar. Dunganlar, Çin kavmine mensup ve Çince konuşan bir Müslüman topluluk. Tarihte Türkler, yani bizim atalarımız vasıtasıyla Müslüman oldukları için Hanefi mezhebine ve Maturidi itikadına sahipler. Siz hiç Çin tarafından zulmedilen Dungan duydunuz mu? Siz hiç Çin'in toplama kamplarında, hapishanelerinde eziyet çeken,
işkence gören Dungan duydunuz mu? Siz hiç dinlerine müdahale edilen Dungan duydunuz mu? Siz genel olarak Dungan duydunuz mu? Elimdeki Doğu Türkistan'ın son Cumhurbaşkanı Alihan Töre tarafından yazılmış Türkistan Kaygısı adlı kitaptan okuduğumuza göre Dungan Müslümanları Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için yürütülen mücadelede büyük katkılar sağladılar. Türkiye'de Türkistan davası için mücadele etmiş, kitaplar yazmış İklil Kurban gibi Dungan Müslümanlar da oldu. Ama şartlar çoktan değişti ve Çin, Dunganlar sadece Çin ırkına mensup oldukları için artık onlara dokunmuyor, onlara zulmetmiyor. Ben Dunganlara düşman gözüyle bakmıyorum. Niye zulüm görmüyorlar diye onları da suçlamıyorum. Ama şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Sırf Çin ırkına mensup oldukları için zulümden muaf tutulan Dungan Müslümanları diye bir gerçek varken Doğu Türkistan Türklerini, yani acıyı yaşayan, zulmü gören Doğu Türkistan Türklerini genel olarak Doğu Türkistan'daki Müslümanlar diye adlandırmamız adil bir hareket mi olur? Peki katil, faşist Çin neden Doğu Türkistan'daki Türklerin dinine müsallat oldu? Niye onların Müslümanlıklarıyla uğraşıyor? Çünkü sadece Çinliler değil, bütün düşmanlar bizim en hassas yerimizin, bizim canımızı en çok acıtacak yerin kutsal dinimiz olduğunu çok iyi bilirler. Eğer Müslüman Türk milletinin canını dininden daha çok acıtacak bir şey bulsalardı mutlaka o yöntemi denerlerdi. Ama onlar bizim için en vazgeçilmez unsurun, en kutsal değerin İslam dini olduğunu çok iyi biliyorlar. Bazı hocalarımızın vaazlarını dinliyorum. Onlar yine halis niyetle ve insanların dikkatini Doğu Türkistan'a celbetmek için Filistin'dekiler nasıl Müslümansa Doğu Türkistan'dakiler de Müslüman. Myanmar nasıl Müslümansa Doğu Türkistan'da Müslüman. Biz onlara da yardım etmeliyiz gibi sözler sarf ediyorlar. Ne münasebet? Onlar da ne demek? Onlar da değil, önce onlar. Eğer siz halis bir Müslümansanız önce Doğu Türkistan demek zorundasınız. Bunu ben söylemiyorum. Nahl suresi 90. ayette اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِذِ الْقُرْبَى Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder diyen Yüce Allah söylüyor. Çünkü eğer Müslümansan evdeki çocuğun açken komşunun çocuğunun karnını doyurmaya gidemezsin. Kimse sana komşunun çocuğunun karnını doyurma demiyor. Ama her şeyin bir sırası var. Eğer Müslümansan akrabandan başlayacaksın. Yakınından başlayacaksın. Akrabanın da en yakınından başlayacaksın. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِذِ الْقُرْبَى diyen, emreden, Allah'a itaat etmek istiyorsan bunu yapacaksın. İslam'ın gereğini yapmak, Doğu Türkistanlıları Müslümanlar diye genellemek değildir. Bilakis korkmadan, çekinmeden, utanmadan onlara kardeşim, akrabam diyebilmektir. Önce onu düşünebilmektir. Biz Müslüman Türkler dünyanın neresinde yardıma muhtaç birisi varsa yardımına koşmaya teşne, hazır ve aslında bununla mükellef bir milletiz. Ama biz Müslümanız ve ayetin emrine uyarak önce akrabamızı düşünmek zorundayız. Doğu Türkistan halkını tanımlarken yapılan, son zamanlarda moda haline gelmiş ve beni derinden rahatsız eden ikinci hata şu. Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz, yani Uygur kardeşlerimiz. Çin'in Uygur. 1 milyon Uygur kızının. Bütün Uygurları. Uygur kızlarımız. Uygurları. Uygurlar. 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 Uygurları. 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 Uygurlar. Bütün Uygurları. Uygurları. Bu her Uygur ailesinde Uygur erkekler, Uygur kızlarına, Uygur gençleri, Uygur gençlerin, Uygur işçiler, bin Uygur kızı, Uygur meselesine, Uygur meselesi ve Uygur diasporası, Uygurlu. Bu nedir Allah aşkına? Ve böyle söylenmeye ne zamandan beri başlandı? Bakın ben 6. sınıftan, yani 12 yaşımdan beri bir Uygur çocuğuyla büyüdüm. Doğu Türkistan sevdasını da, bütün Türk dünyasına olan aşkı da ondan öğrendim. Ama o kendisini Türkistanlı olarak tanımlardı. Ve sadece o değil, onun kardeşleri, akrabaları, hemşehrileri hep kendilerine Türkistanlı derdi. Ben Ferhat'ın Uygur olduğunu çok yıllar sonra öğrenmişimdir. Doğu Türkistan halkının gerçekten de %80'i Uygur kardeşlerimizden oluşur. Ama
Doğu Türkistan'da Uygurlarla birlikte aynı kaderi paylaşan 5 milyon Kazak da var. Bundan 3-5 yıl önceye kadar Kazakların da Dunganlar gibi zulümden muaf tutuldukları, onlara Uygurlara yapıldığı gibi işkence yapılmadığı bir gerçek. Çin'in buradaki amacının iki kardeş topluluk arasına nifak sokmak olduğunu, aralarında bir kıskançlık oluşturmak olduğunu ve Çin'e karşı olan direnişi bölmeyi amaçladıklarını anlamak zor olmasa gerek. Evet, gerçekten amaçlarına da ulaşmak üzereydiler. Çünkü bundan 3-5 yıl önceye kadar yanı başlarındaki Kazakistan halkı olup bitenlere çok ilgisiz davranıyordu. Uygurlar, Kazak kardeşlerinden, kader birliği yaptıkları kendi soydaşlarından destek göremiyorlardı. Beni lütfen doğru anlayın. Çin kafirinin Kazaklara zulmetmediği yıllarda, yalnızca Uygurları ezdiği yıllarda ben de yazılarımda ve konuşmalarımda çoğu zaman Uygur sözünü kullandım. Ama artık şartlar değişti. Artık Kazaklar da en az Uygur kardeşleri kadar zulüm görüyorlar. Ve onların sayısı çok daha az ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Doğu Türkistan'da milyonlarca Kazak o iğrenç Çin toplama kamplarında zulüm görüyor. Pek çoğu yalın ayak, yayan olarak bile olsa Kazakistan'a kaçmaya çalışıyor. Bundan dolayı bugün Kazakistan'da Doğu Türkistan konusunda Türkiye'ye göre daha fazla bir infial var. Kazak Türkleri tarafından kurulan Almatı merkezli Atatürk Yeritlileri, yani Atayurt Gönüllüleri adlı bir dernek var. Ve burada gönüllü olarak görev yapan insanlar Doğu Türkistan'da işlenen insanlık suçlarını öncelikle Kazakistan'a, ardından bütün dünyaya duyurmak için geceli gündüzlü çalışıyorlar. Onların birkaç toplantısına ben de katıldım. Kıtay'ın müdürlüğüne ailesine sığınıp yatan adam yok. Biz Kıtay'a sol korganında saldırgan ulttuğun ırpaklarımız. Atajurt'un YouTube kanalına şuradan abone olabilirsiniz. Orada Mehmet adlı bir kardeşimiz de var. Arada Türkiye Türkçesiyle yayınlar da yapıyor. Biz Doğu Türkistan halkına sadece Uygurlar diyerek iki kardeş ve kader birliği yapmış halkın yakınlaşmasına zarar veriyor olmuyor muyuz? Siz sadece Uygurlar derseniz, Doğu Türkistan'ın Kazakları, biz Türk değil miyiz? Bizim canımız yok mu? Bizim çektiğimiz zulüm zulüm değil mi demezler mi? Beni en iyi Uygur kardeşlerim anlayacaktır. Çünkü benim hayatta tanıdığım bütün Uygurlar Türkistancıdır. Uygurcu değil. Tekrar göstereceğim. Elimdeki Türkistan Kaygısı adlı kitap, son Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin son Cumhurbaşkanı Alihan Töre Sağuni Hazretleri tarafından yazılmış bir hatırat. Tarih ve Kur'an yayınlarından çıktı. Kitabın tercümesi için tek kuruş ücret almadığım ve kabul etmediğim için reklamını yapmakta da sakınca görmüyorum. Doğu Türkistan mücadelesi, Çin'in mağlup edilerek Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin kurulmasını birinci ağızdan dinlemek, yani tarihi yazan kişinin ağzından dinlemek için mutlaka okunması gereken bir kitap. Kitabın, yani bu hatıratın yazarı Alihan Töre Sağuni, bugün Kırgızistan sınırları içinde bulunan tarihi Balasagun kentine 20 kilometre uzaklıktaki Tokmak şehrinde dünyaya gelmiş bir Özbek'ti. Zamanının büyük İslam alimlerinden olan Alihan Töre'nin Peygamberimizin hayatını konu aldığı Tarihi Muhammedi adlı eserini de Türkiye Türkçesine ben aktardım. Alihan Töre, faşist Çin'e karşı başlattığı büyük mücadele sonrasında yenilmez denilen Çin'i mağlup ederek Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ni kurmuştu. Kendisi, tekrar ediyorum, bir Özbek'ti. Devletin Genelkurmay Başkanı, Çin ordularına defalarca diz çöktürmüş, halk arasında Osman Batur lakabıyla tanınan Osman İslamoğlu, bir Kazak'tı. Devletin Maliye Bakanı İshak Bek bir Kırgız'dı. Bir ülke düşünün ki halkının çoğu Uygur olmasına karşın devlet başkanı Özbek, ordu kumandanı Kazak, Maliye Bakanı Kırgız. İşte orası gerçek anlamıyla Türkistan'dı. Uygur'un, Kazak'ın, Özbek'in, Kırgız'ın kendilerini aynı millet olarak görüp Çin zulmüne karşı birlikte mücadele ettikleri Türkistan'dan Uygurların ülkesi Türkistan'a mı geldik? Böyle bir ayrılık oluştuysa, bu ayrılığı Doğu Türkistan'dan bahsettiğimiz her platformda sadece Uygurların adını anarak Türk dünyasında en şuurlu olması beklenen biz, Türkiye Türkleri mi körükleyeceğiz?
Söz gelimi hatırlarsanız zamanında Rumlardan işkence gören Kıbrıs Türklerini desteklerken, Bulgarlardan eziyet gören Bulgaristanlı kardeşlerimizi desteklerken onlara soydaşlarımız demiyor muyduk sadece? Soydaşlarımız ne tatlı, ne içten, ne güzel, ne samimi bir kavram değil miydi? Biz Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı Doğu Türkistanlı Müslümanlar veya Uygurlar diye genelledikçe zamanında Türkiye Türklerinde Kıbrıs ve Bulgaristan Türkleri için oluşmuş olan hassasiyetin de oluşmasına engel oluyoruz. Farkında değil misiniz? Doğu Türkistan'ın acısını yüreğinde hisseden yazarlarımızdan, aydınlarımızdan, hocalarımızdan, gazetecilerimizden, sıradan halkımızdan ama daha çok da Doğu Türkistan dernekleriyle Uygur kardeşlerimden rica ediyorum. Yapmayın. İsterseniz ayaklarınıza kapanıp yalvarırım da, söylemlerinizle istemeden de olsa Doğu Türkistan halkını bölmeyin. Allah aşkına. 80'li yıllarda biz daha gencecik çocuklarken Batı Türkistan'ın bağımsız olacağını söylediğimizde herkes bize gülüyordu. 1991 yılında bizim temiz çocuk yüreklerimizle ettiğimiz dualar kabul olup Allah'ın izniyle Batı Türkistan bağımsız olduğunda onların suratlarını görmeliydiniz. Bugün Kazakistan'da soydaşları için ağlayan kardeşlerin oradaki akrabalarına bir şey olmasın diye bizim gibi açık açık Doğu Türkistan'a bağımsızlık dileyemiyorlar. Ama ben 12 yaşında çıktığım bu kutlu yolda aynı dualara devam ediyorum. Ve zulmün sonsuza kadar payidar olmayacağını bilen bir Türk çocuğu olarak Doğu Türkistan'ın belki yarın, belki yarından da yakın mutlaka bağımsız olacağını biliyorum. Onu görüyorum. Zira bir ırkın başka bir ırkı zorla, zorbalıkla elinde tutsak tuttuğu, ona zulmederek hükmettiği zalim imparatorluklar çağı kapanalı bir hayli oldu.